Arkadaşlarım, hoş geldiniz. Malumunuz yerel seçimlere giriyoruz. Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak Manisa'da da Millet İttifakı'nın temsilcisi olarak da İyi Parti ve temsilen de adayımız Sayın Orkun Şıktaş'tı. Biz sizleri hem mecliste hem de medyada takip ediyoruz. Mecliste her zaman yanınızda olduk. Verdiğimiz kanun teklifleri malumunuz reddedildi. Ama reddedilmesi münasebetiyle de biz yine bunu peşini bırakmadık ve takip ediyoruz. Hem gönlümüz sizinle hem de fiziken hareketlerimizle sizlerle beraber. Bu süreçte de daha önce de görüşmeleriniz olmuş başkanlarımızla. Başkanlarımız da ne söylediyse doğrudur. Biraz sonra da kendileri gelecekler zaten. Onlar da sizlerle ilgili olması gereken, yapılması gereken ne gerekiyorsa yapacaklarından hiçbir şüphem, tereddütüm yoktur. Biz sizlerle beraberiz. Beraber olacağız. Hareketlerinizde, davranışlarınızda, sağ olun hocam. Verdiğiniz önerilerde, mecliste sahibiniz olacağız, temsilciniz olacağız. Bu yasanın geçmesi için de bundan sonraki süreçte elimizden gelen hem maddi hem manevi desteği esirgemeyeceğiz. Gönlümüz sizinle beraber. Bu süreçte de yetkililerle de adayımızla, diğer adaylarla da görüşüp sizlerin taleplerini ileteceğim. Şeylerde başkanlarımız da geldi. Sizleri de yine görüştüreceğim onlarla. İnşallah amacınıza ulaşırsınız. Bizim gönlümüz bir an evvel yasalaşması, teklifin bir an evvel meclisten geçmesi. Bir otobüs tutacaksınız. İşte başkanım bahsetti. Maalesef ki Ankara'ya gidecek. Arkadaşlar haklarını arayacaklar. Ücretlerini ödeyemiyorlar. Yani ekonomik olarak nerelerde olduğunu, olduğumuzu, evet, hem işsizliğiyle hem de çalışan dar gelirli insanların bir otobüs parasını ödeyemeyecek kadar sıkıntılı olduklarını gösteriyorlar. Bu da doğrusu yani hepimizin ayıbı. Otobüs parasını ödeyemeyecek kadar artık o durumlara gelmiş. İnşallah bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekiyorsa ekibimiz olarak, adaylarımız, yönetim, Millet İttifakı sizlere bizler yardımcı olacağız, olmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de hem işte açıklama sürecinde hem de daha sonraki adaylık sürecinde de inşallah yanınızda olacağız. Bunu da zaten genel merkezimizde, evet, vekillerimiz, meclisteki grubumuzdaki arkadaşlarımız da, vekillerimiz de sizlerle beraber, onu da biliyorsunuz, görüyorsunuz. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın. Evet, birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın. Çünkü burada bir siyasi çıkar amaç yok. Sadece bir emeklilikle ilgili bir hak aramı var. Burada her siyasi görüşü olan arkadaşlar vardır mutlaka aranızda. Kesinlikle. Yani biz de bunu siyasi bir şey olarak görmek istemiyoruz. Hani bize gelindiğinde sadece partimiz olarak değil, biz bütün insanlara eşit yaklaşmak istiyoruz. Sadece hakları açısından. Yani emekli olacak bir insan Ankara'ya gidecek bilet parasını bulamıyor ise, o durumlara geldiyse,
Tabii bu da hakikaten zor bir süreç. Yani otobüsünü, kendi otobüsünü kendi kiralayamayacak kadar ekonomik olarak sıkıntılı bir durumda ise maalesef ki yani ülkenin geldiği yerde çok iç açıcı değil.